Sayın Alper Gezer Avcı'yı sunumlarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. ...2022'nin Mayıs'ında Adana İncelik'te görev yaparken bir gece yarısı uçuştan gelip televizyonu açtığımızda haberlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün akşam saatlerinde ben uçuştayken halkımıza yapmış olduğu Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında astronot ve bilim misyonu adı altında ilk Türk astronotunun uzaya gönderileceği haberini duydum. Bu haberi duyana kadar bütün hayatım boyunca televizyonlarda, sinemalarda, belgesellerde, farklı kaynaklarda uzaya ilişkin herhangi bir şey gördüğümde havacılığın içinde olan bir insan olmama rağmen hep bir duraksardım. Bu hayal bizi, milletimizin, bizim insanlarımızın hayali değil. Elinde olanla mutlu ol, bırak o hayali, o mutluluğu başkaları yaşasın diye. Çok şükür devletimizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. Yüzyıllık tarihimizde bu alanda herhangi bir tecrübe imkanı bulamamış olmamıza rağmen insanlı uzay görevlerinde ilk defa gittiğimiz ve kendi vatanımızda bir insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek çok şükür hakkını vererek bu görevi tamamlamış halde ülkemize geri döndük. Geceyle gündüzü her 90 dakikada bir döngü içerisinde böyle rüya aleminde gibi izleyebildiği bir ortam var. Orada geçirdiğimiz zaman diliminde en keyifli zamandı. İlk gördüğümde, dünyayı dışarıdan canlı olarak gördüğümde neler hissettin? Teşekkür ederim. Dünya hakikaten bu gezegenlerin diziliminde bile baktığımızda rengiyle o albenisiyle müthiş insan cezbeden güzeldir. Birçok manzaralara sahip dünyanın farklı yerlerini gezme şansımız oluyor, görme şansımız oluyor. Yeryüzünde gördüğümüzde büyülendiğimiz mekanlar oluyor. Bu mekanların tamamının bir arada olduğunu ve hepsini birden aynı anda gördüğün anı düşün. O anın cazibesi. Mükemmel bir şey. Ülkemizin normal dünya haritasında bile yerini gördüğümde her zaman heyecanlanmışımdır. Dünyanın böyle üç kıtasını bir araya getiren kavşak noktasında ISS'in de üzerinden geçmeden edemediği bir konumda. Birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızın içerisinde ülkesinin üzerinden hiç geçemediğimiz için çok üzülenler vardı. Hakikaten uğrayamadık. Mesela İsviçre üzerinden hiç yapamadık. Gidemedik. ISS'in yörüngesi itibariyle. Kadetti. Ama bizim ülkemiz üzerinden her 2-3 günde bir geçiş yaptık. İnsanın tüyleri biten biten oluyor. Kendi ülkesini tek bir karede görebilmek, onu çevreleyen bütün güzellikleri aynı anda görebilmek, ülkemizin o içerisinde barındırdığı bütün cazibe merkezlerinin bütün güzellikleri böyle canlı çıplak gözle tek seferde görebilmek için müthiş bir tecrübeydi. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. Sizlerle buluşmak benim için bir onurdu. Zamanımızın sonuna geldiğiniz için önemli bir şekilde. Astronot Alper Gezer Avcı'nın ilk üniversite ziyareti Konya'ya olmuş oldu. Buyursunlar hanımefendiler.